Veysel Şatıroğlu. Anadolu'yu köy köy, kasaba kasaba at üstünde, omuzunda sazıyla dolaşmış halk ozanımız. Veysel, 1894 yılında Sivas Şarkışla'nın Sivrialan köyünde doğdu. 7 yaşındayken o günlerde salgın olan çiçek hastalığından gözlerini yitirdi. Sazla o yıllarda tanıştı. 1920 yılında annesini ve babasını kaybetti. Ağabeyinin çocuklarına bakmak zorunda olduğu için sıkıntı içinde yaşadı. Uzun süre sazı elinde bir çıraklık döneminden geçti. Ta ki 1931 yılında Sivas'ta bir aşıklar bayramı düzenleninceye kadar. Bu bayramda aşık Veysel, şair Ahmet Kutsi Tecer'in ilgisini çekti. Aşık Veysel ilk defa katılan aşıklar içerisinde verilen parayı kabul etmeyen bir aşık Veysel olarak dikkati çekiyor. Daha sonra Ahmet Kutsi Tecer onun eline bir belge veriyor. Rahat çalışması, gezmesi açısından o belge sayesinde çeşitli yerlere girip çıkabiliyor. Zaten kendisi de ayağımın bağını Ahmet Kutsi Tecer çözdü demiştir. Yıl 1933, Cumhuriyet'in 10. yılı. Büyük bir şölen var Ankara'da. İşte o günlerde Akpazarı'ndaki hana ayağında çarığı, sırtında sazıyla iki gözü kör bir ozan iner. Adını soranlara Veysel, Şatıroğlu Veysel der. Anam beni koyun sağarken doğurmuş. Kimse ona neyle geldiğini sormaz. Kara trenle mi, kanun üstünde mi, at terkisinde mi? Hayır, Veysel Cumhuriyet'in büyük şölenine katılmak için azığını çıkın etmiş, köyden bir yardımcısının yanına düşüp yürüye yürüye yola koyulmuştu. Tam 3 ay sürmüştü Ankara'ya varması. Sesini tüm Türkiye'ye duyurmak, Cumhuriyet'in coşkusunu yaşamak ve yaşatmak isteğiyle, sevgisiyle gelmişti. Sevgililerin en yücesi Aşık Veysel'de vatan sevgisi. Vatan bizim, ülke bizim, el bizim. Emin ol ki her çalışan kol bizim. Ay yıldızlı bayrak bizim, mal bizim. Söyle Veysel, övünerek, överek diyor. Ankara'da mahalle mahalle ev ev dolaştı, çaldı söyledi. O günlerde Halk Evleri Mecmuası olan Ülkü Dergisi'nde ilk şiirleri yayınlanmaya başladı. Ülkü Dergisi'nin radyo evinin çevresinde bulunan aydınlardan yararlanmış bir Mesut Cemil'den, Sabahattin Eyüboğlu'ndan, Baki Süha'dan, Refik Ahmet Sevengil'den, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan moral bulmuş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında oluşturulan Milli Eğitim Seferberliği'ne şiirleriyle katılıyordu Aşık Veysel. Aşık Veysel, Milli Eğitim Seferberliği'nin bir meçhul eri. O, dünyanın en zengin aklının okul olduğunu söylüyor. Diyordu ki mesela, dünyanın en zengin aklını gördüm, sermayesini sordum, dedi ki okul, insanlara hizmet yaptığım yardım, merhametin duygum, dedi ki okul. Çeşitli taşıtlar, bir de trenler, hekim olup her bir yara saranlar, bunu sen mi yaptın yoksa erenler, daha neler yapar, dedi ki okul. Radyo hayrete düşürdü beni, her dilden biliyor, yok amma canı, ilim, akıl, fikir yaratmış bunu, lambası, dalgası, dedi ki okul. İnsanlar kafası bunları bulan, bilimdir dünyada hakikat olan, bütün bu işlerin temelin kuran, inan buna Veysel, dedi ki okul. Aşık Veysel Anadolu'yu gezmeye başladı. Bu geziler sırasında, hani mümkün olsa gözlerini açtırır mısın diye soranlara, içimde bir dünya kurdum, onu yıkmak istemem diye cevap veriyordu. Ne eski harfleri ne de yeni harfleri biliyordu Veysel. Gözleri görmüyordu belki ama onun kocaman bir gönlü vardı. Gönül gözüyle görüyor, ruhuyla işitiyordu. Gittiği yerlerde büyük bir ilgiyle karşılanıyordu. Gittiği yerlerde belediyece büyük kolaylıklar gösterilmiştir kendisine. Salonlar açılmıştır. Ama asıl halk evleri kapılarını açmıştır. Halk evlerinde yapardık. Halk evlerinde konferanslar verilirdi. Konserler verilirdi. Tiyatrolar oynanırdı. Kim oynardı bunları? Gene biz kendimiz amatör insanlar, kişiler, öğrenciler oynardık. Ve hele Veysel geldiği zaman
mutlaka halk evinde bir konser verirdi ve bütün herkes oraya giderdi. Halk evlerinde Aşık Veysel'in ve Aşık Veysel'in de halk evlerinde büyük emeği vardır. 1940'lı yıllarda Aşık Veysel'in türküleri artık radyolardan da duyulmaya başlamıştı. Radyo evine gider, rock stüdyolarda türkülerini bırakırdı. Ancak ilk deneyimi bu kadar kolay olmamıştı. Mesut Cemil Bey radyo müdürü. Oraya gidiyor, bir şansa biz verebilir miyiz? Diyorlar. Ve geliyorlar, işte otur Aşık buraya diyor. Sazını düzenliyor. Ve sazını düzenledikten sonra başlıyor çalıp çağırmaya. Diyor ki öyle bir üslupla çağıracaksın ki diyor. Seni bütün dünya dinliyor. Dikkat et diyor. Köyde hanımların madıma topladığı gibi yapacaksın. Fazla bağırmaya gerek yok. Aşık Veysel 1943-1944 yıllarında Arifiye, Hasan Oğlan, Çifteler, Kastamonu, Yıldız Eli ve Akpınar Köy Enstitülerinde halk türküleri öğretmenliği yapar. Gece gündüz giden Aşık Veysel, şiirlerini herkese ulaştıracağını bilmenin kararlılığıyla söylüyordu. Şiir yazdım, bu daha iyi olmuş. Ekseri babam şiirini gece yazardı. Şiiri yazarım. Tekrar bir sansordan geçiririm. Acaba noksan yeri var mı? Sizinki gibi bir tane ehlini buldu muydu? Bugün bir doğuş oldu, şu şiirimi yaz derdi. Yahut da bana yazdırırdı. O kağıda geçenden sonra tamam bu ölmez. Tekrarına başlardı. Şiiri böyle yazdırırdı. Aşık Veysel'in çeşitli köylerde öğretmenlik yaptığı sıralar her seferinde köyünden ayrılırken içini bir hüzün kaplardı. Köyden çıkarken tabii çok üzüntülü çıkardı. Bugün köyden ayrılıyor. Çoluktan çocuktan ayrılıyor. 6 ay 7 ay gidiyor. Yolcunun işini Allah bilir. Tabii herkesle halallaşır. Vadeleşir. Çıkardı yola. Bir gün yine yakın bir köy olan Yurtveren köyünde düğüne davetliydi. Düğün dönüşü yolda atından düştü. Saz kırılıyor. En büyük parçası kulağım kadar kaldı derdi. Eyvah diyor, sazım kırılmaya da kolum kırılaydı diyor orada. O saz, ilk sazı, meşe sazı. Saza çok acıyor. Divrik'te yapılmış saz. Oradan hediyeye gelmiş. Sazı onun için çok önemlidir. Dostudur, can yoldaşıdır, yol arkadaşıdır, sırdaşıdır. Sazı kadar vefalı başka dostları da vardır Aşık Veysel'in. Aşık Veysel'i çocukluğumuzda Atatürk'e yazdığı ağıtla, taş plaktan dinlediğimiz şekliyle tanır, sevgiler duyardık. Sonra kitaplarını, şiirlerini, Ülkü Dergisi'ndeki şiirlerini, gazetelerdeki şiirlerini, deyişlerini okuyarak yetiştik, geliştik. Sağlığında hakkında kitap yazdım, kitap çıkardım. Çok iyi olmuş dedi, iyi olmuş, iyi, iyi dedi. Efendim, vefatından sonra da 2 kitap yayınladım. Toplam hakkında 3 kitap yazdım. Kitabının yanı sıra yıllar sonra Metin Erksan'ın çektiği bir filme birçok belgesel ve takvimlere konu olacaktır Aşık Veysel. Rahmetli Ümit Yaşar dedi ki, efendim dedi bir takvim yapmak istiyorum dedi Veysel için. Bunların resimlerini yapar mısın? Ne demek dedim? Yani bana yapar mısın diye sorulur mu? Sen yap demeden bile yaparım bunu. Ben takvim yapmak istiyorum deyince ben teklif ederim bunu resimleyelim diye. Ve böylece 12 resimden oluşan şiirleriniz Ümit Yaşar seçti. Ben de o şiirlere uygun olarak portrelerini değişik türlerde, şekillerde yaptım. Aşık Veysel'in plakları 1940'lı, 1950'li yıllarda bazı köylerin kahvelerine kadar girmişti. Aşık Veysel, Cumhuriyeti görmez gözüyle Cumhuriyet yıllarında Anadolu'yu gezip dolaşıp %90'ı okur yazar olmayan bir toplumun içinde okumayı, yazmayı, sevgiyi ve Cumhuriyeti sevdiren kişi olarak dolaştığı yıllardır. Ben o zaman çocuktum. Nerede? Tarsus'un Göçük Köyü'nde. Aşık Veysel'in plakları gelmişti. Bizim köyün kahvesinin gramofonunda dönüyordu.
Gramofonlarda Aşık Veysel'in plakları dönerken dünyada ırk ayrımının, ülkede temelsiz mezhep kavgalarının yaratılmaya çalışıldığı bir dönem yaşanıyordu. Bu sıralarda yazdığı kardeşlik destanını dostu Tahir Kutsum'a kala not ettiriyordu Aşık. Dedi ki hele not et, Aşık dilinden vaziyeti söyleyiverelim. İtimat edersen benim sözüme, gel birlik kavline girelim kardeş. Birlik çok tatlıdır benzer üzüme, içip şerbetini duralım kardeş. Yürüyelim Atatürk'ün izine, boş verelim bozguncular sözüne. Göz atalım şu dünyanın hızına, yürüyüp hedefe varalım kardeş. Atatürk'ün yattığı yer nur olsun, azim fikir emelimiz bir olsun. Herkes birbirine kız versin alsın, çıkarıp nifakı sürelim kardeş. Veysel'in sözleri kanun dışı mı? Mantığa uymazsa kesin başımı. Bana düşman etmiş vatandaşımı. Sebebi neyse soralım kardeş. O her zaman içtenlikle öğüt veren, nasihat edendi. Şiirleriyle hissettirdikleri dinleyenlerin gönüllerine yer edinirdi. Şaşar Veysel iş bu hele. Çağlaya gahi güler. Yetiş beni için menzileyi gedi yarın gündü geceyi gündü gece gündü gece gündü gece. Binlerce yıllık Türk tarihi içinde halk ozanları törenlerde, şölenlerde ağıtlarıyla, türküleriyle, şiirleriyle halkın lokomotifi gibiydi. En önünde aranan, mutlaka bulunması gereken insanlardı. Aşık Veysel de kendisini aynı misyonu yüklenmiş, telakki edebilirdi. Radyoda okuduğu türküler halka mal olmuş, Anadolu'nun erişilmesi zor olan yerlerine kadar sesi kulaklarda iz bırakmıştı. Benim sadık yerim kara topraktır, kara topraktır. Yunus Emre'nin sevelim, sevilelim dediği çerçeve içinde geleneksel halk edebiyatı kalıpları içinde bir yüce gönül taşıyordu ve Aşık Veysel yüce gönlüyle Cumhuriyeti kucaklıyordu. İnsanlığı kucaklıyordu, milleti kucaklıyordu ve mutluluklar kendi içinde yaşattığı, gözleriyle görmese dahi, güzelliklerini görmese dahi içinde yaşattığı ülkemizin yarınlara hür ve bağımsız olması için, yürümesi için, kalması için kendi çapında bir gayret içinde bulunuyordu. Kendi çapında gayretleriyle hayallerine doğru ilerleyen Veysel, 1960 yılına kadar gönüllü yardımcılarıyla Anadolu'yu gezmiş, 1960'tan sonra ise canlı değneğin dediği oğlunu yanından hiç ayırmamıştır. 60'tan ölünceye kadar babamla Türkiye'yi dolandım. Bu unutulacak bir şey değil. Bir günde, bir dakikada, bir saatte anadılacak da bir şey değil. Bu anı unutulmaz. Ne mutlu bana ki Aşık Veysel'in oğlu olaraktan babamla canlı değnek olarak gezdim. Köy köy, kasaba kasaba dolaşan Aşık Veysel'in gönlü yorgun değildi. Ancak bedeli gönlüyle yaşamıyordu. Hastalanmıştı koca Veysel. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yatarken babam da yanında refakatçi olarak kalmış. Gece uyanmış ve babamla sohbet ederlerken, havadan sudan konuşurlarken seferberlik anısını anlatmış. Aile içinde pek çok üzüntülerim, acılarım oldu. Pek çok huzursuzluklarım oldu. Çocuğum öldü. Fakat vatan borcumu ödeyememenin verdiği acıyı bana hiçbir şey vermedi. Aşık hasta yatağında kendisini ziyarete gelen köy işleri bakanına bir hatırlatmada bulunmuştu. Benim yerime köprü yaptıracaksın dedi. Malımız, davarımız, aferin. Çocuklar o köprünün üstüne gelip pişiyor, bütün telef oluyor. Neden o köprüyü yaptırmadı? Söz dedi Aşık. Tamam, ben arabamdan seni göndereceğim.
ve köprü yapacağız. Yazın da nasip olursa diye köye geleceğim. Ağaçların dibine oturup yemeğimizi, rakımızı orada içeceğiz diye söyledi. Veysel hastayken bile ülke sorunlarıyla ilgiliydi. Hastaneden köye taburcu edildi. Tüm aile kanser olduğunu Veysel'den gizlemeye çalışıyordu. Köye geldik. Saat 6. Akşam 6'sı. Şimdi babam duymamış oluyor ya kanser olduğunu. Dedim ki sakın dedim komşulara. Komşular da oldu tabii. Radyo künde söylüyor, haber söylüyor. Radyoyu açmayın dedim. Ben öyle dememişim ama saat 7 olunca hemen radyonun kulağını bükün demişim. Komşunun birisi hemen radyoyu açınca ünlü halk ozanı Aşık Veysel işte akciğer kanserinden tedavisi mümkün olmayıp köyüne gönder dedi. Çoluk çocuk tabii ağıt falan birbirine karıştı. Dedi yavrularım niye ağlıyorsunuz? Ben derdimi biliyordum da ben sizden saklıyordum dedi. Yakınlarını, dostlarını üzmemek için çabalayan Veysel, oğluna son şiirini hastayken yazdıracaktı. Oğlum hatırıma bir şiir geldi, onu söyleyeyim de dedi. Getir dedi, teybi getirdim. Yok söylemeyeceğim oğlum dedi. Niye baba, niye söylemiyorsun? Yok söylemeyeceğim oğlum dedi. Baba kurban olayım, söyle şunu ne olursun dedim. Oğlum dedi, söylerim. Çalarsınız, ben ölenden sonra. Ağlarsınız, yok ağlamak baba dedi. Belki dedi, söylettik yani. Selam, saygı hepinize. Gelmez yola gidiyorum. Ne şehire, ne de köye. Gelmez yola gidiyorum. Gemi bekliyor limanda. Gideceğim bir ummanda. Gözüm kalmadı cihanda. Gelmez yola gidiyorum. Eşim, dostum, yavrularım. İşte benim sonbaharım. Veysel karanlık yollarım. Gelmez yola gidiyorum. Evet. Aşık Veysel 21 Mart 1973 günü yolculuğa her çıkışında hüzünlenerek arkada bıraktığı köyünde gelmez yola doğru sonsuz yolculuğuna çıktı. Ölümünün üzerinden tam 22 yıl geçmesine rağmen yüreğiyle, gönlüyle sesini herkese duyuran bu aşığa olan sevgi hiç azalmadı. Bunun sebebini araştırdığımızda Aşık Veysel'in aydın bir halk eğitmeni olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Sözlü halk kültürünün gelenekçi saz şairliğinin bozulmamış bir halkası gibi görünürken, öte yandan çağın yeni Türkiye'nin ve Batı'nın sesine kulak vermiş, kör inançlara savaşacak kadar aydınlanmış, eski sazla yeni sözler söylemesini bilmiş, çağdaş insan sorunlarına çözüm arayacak, yol gösterecek kadar gerçekçi olmuş bir Aşık Veysel'i karşımızda buluyoruz. Evet, aşık, koca aşık, gönlüyle gören, yüreğiyle hisseden, sazıyla söyleyen, çarıyla yürüyen aşık. İçi dertli, dışı şen, arif, susmak bilmeyen, söz bilen ve şakacı aşık. Çok zaman seyrettim ayı yıldızı, aydın, parlak, nurlu rengi boyadım diyebilecek kadar sonsuzlukla kaynaşabilme yeteneğine sahip Veysel. Işığın bol olsun.